106 kadın, 70 yaşlı, 63 çocuk, 150 kayıp ve 613 şehit. 27 yıldır yüreğimiz kanıyor. Ne Hocalı soykırımını unutacağız, ne bebek katili gözü dönmüş vahşileri, ne de sağır ve kör dünyayı. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Savaşçı. Yıldız arıyor. Kaan abinin meselesini duymuş galiba. Ay ver. Yıldız yavrum. Ah
Ah kızım, doğru, doğru yavrum. Ama biz de bilmiyoruz detayını. Ah kızım, ah yavrum. Bugün mahkemeye çıkaracaklarmış. Yok, yok yavrum. Tamam, tamam da ben haber vereceğim size yavrum. Serdar'ın da gelmesine gerek yok yavrum. Allah'a emanet olun yavrum. Serdar'a da selam söyle kuzum. Bak görüyor musun? Telaş yapmış oralardan. Ah Kaan, ah yavrum, ah kuzum. Nedir bu başımıza gelenler? Teyze, aşağıda kahvaltı hazırladım. Hadi gel bir iki lokma bir şey yiyelim ha. Yok yavrum, ben bir şey yemeyeceğim. Teyze, hiçbir şey yemiyorsun, olmaz böyle. Hastalanacaksın. Hem Kaan abim bilse böyle yaptığını ne kadar üzülür. Hadi kırma beni. Tamam kızım, sen git. Gelirim ben. Bekliyorum. Ah çocuğum. Ah çocuğum. Ya bozuk baba. Olmadık zamanda sana bir dur geliyor. Ben dalalım diyorum bu lavuklara. Sen ayağın ışık gibi bakıyorsun bana. Ya yemin ediyorum madara olduk bu çakma nicelere. Kim bu herifler? Alo, kimsiniz lan siz? Oğlum ne ayaksınız maskeli beşler gibi ha? Bıraksana! Bırak! Yürük, sakin. Rahat dur. Rahat mı durayım? Babalar ne diyorsun sen ya? Bak, bizim köyde esaret altında rahat durana, tutsakken türkü söyleyene derler. Derler. Affedersin derler. Derler. Ağzını yıka. Hay dedemin çorabının alacalı püskülü. Lan siz var ya. Çıkar çıkar. Ya oğlum tanım ya. Hay dedemin kör çakısı ya. Komutanım. Ya komutanım ben ne diyorum? Bozuk baba niye duruyor? Yoksa yani... Neticede bunlar tüysüklet. İki dakikada derdest ederdik yani lavuk. Yani tabii siz hariç komutanım. Aşk olsun komutanım ya. Kafanı nasıl böyle ittim de ötmünümse dıktım seni ama. Ha? Nasıl tüysüklet ya? Allah Allah. Allah Allah. Ya. Aşk olsun değil mi Bayram? He. Kafaları bastırdım. He. Aşk olsun, meşk olsun Bayram. Sana aşk olsun esas ya. He? Ruski, ha? Ne diyorsun Bayram? Aşk olsun ha Bayram. Ulan Bayram, kırdığın cevizler kaç oldu Bayram? Ya tövbe bismillah komutanım ya. Ya tövbe tövbe ya. Bari sen yapma ya komutanım ya. Allah Allah. Ya konuştuğun lafa bak da. Uğraşmayın Bayram'la. Uğraş beni tamam. Emredersiniz komutanım. Babalar sen nasıl anladın bizimkiler olduğunu? E oğlum adamlar terörist olsa polisleri öldürürdü. Uyuşturucu yine attılar, görmedin mi? Onu da mı görmedin yani? Ya ben anladım aslında Bozok Baba, ben de anladım. O adrenalinle falan bir mantar olduğunu anladım ya, işte de. Ben seni denedim. Ya yüzbancı yüzbancı. Vallahi iyi adamsın, hoş adamsın ama biraz kütlük var sende ya. Kötü. Seyfe, sana buradan kafayı küt diye bir koyarım. Ne diyorsun lan sakallı mirket? Sakallı mirket? Sakallı mirket. Bu ne yok? Yani kötü anlamda şey etmedim yani iyi tarafından yani sen böyle... Çok böyle tezcanlısın ya o anlamda. Ya stratejik olarak düşünüp böyle olayların arasındaki analitik bakı şey yapamıyorsun diyerekten iyice sıkıyorum galiba. Ben en iyisi susayım yoksa tüldü geçer. Komutanım şimdi ne yapıyoruz? Oraya varınca söyleyeceğim. Biraz sabır. Emredersiniz komutanım. Oturun. Mahkemeye intikal sırasında mı olmuş bu olay? Evet komutanım. Kar maskeli kişiler polis aracının önünü arkasını araçlarıyla kesip polisleri etkisiz hale getirip Kaan ve Haydar Yüzbaşı'yı almışlar. Polisler. Şehidimiz var mı?
Hayır komutanım. Uyuşturucu yine silahı kullanılmış. Çok uzak bir güvenlik kamerasından alınan görüntüleri emniyet vize geçti komutanım. Polisleri de bayıltmışlar ha? Evet komutanım. Üstelik kullandıkları aracın plakası sahteymiş. Emniyet araştırmaya devam ediyor komutanım. Bütün gelişmelerden haberim olsun. Emredersiniz. Umarım korktuğum şeyi yapmıyorsundur Kofus. Umarım. Selçuk, Bahtiyar Yüzbaşı'nın birliğiyle ortak yürüttüğümüz rutin eğitim faaliyetlerinin raporlarını çıkaralım. Öğleden sonra hazır olsunlar. Emredersiniz komutan. Bir de personel dosyanın eksikler varmış, onları da tamamlayalım. Emredersiniz. Komutanım! Komutanım! Doğan, nasıl biliyorsun buraya ya? Dingo'nun ağrı mı burası? Özür dilerim komutanım da haberleri duyunca koşturarak geldim. Ne oluyor? Komutanım, karargâhta yer yerinden oynuyor. Herkes Barış Uçuz gibi komutanım. Doğan zaten tamirim yok. Eveleyip geveleme. Ne söyleyeceksen söyle, ne oldu? Komutanım, Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı mahkemeye sevk edilirken kaçırılmışlar komutanım. Ne? Adamları kaçırmışlar komutanım. Ya? Komutanım, normalde karargâhta ne olursa olsun beni kessen laf alamazsın ağzımdan. Ama bu başka komutanım. Bu bizimkilerle ilgili. Kılıç limiyle ilgili komutanım. Kılıç limiyle alakalı bu komutanım. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Doğan çık dışarı. He? Doğan dışarı çık. Söyleyeceğini söyledin işte. Çık! Emredersiniz komutanım. Komutanım, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Evet İlyas, bu işin içinde bir iş var kesin. Bunlar bizimkiler olabilir mi? Mümkün. Kopuz babanın bu işin peşini kolay bırakacağını düşünmüyorum. Vazgeçmesin. Vazgeçmesin zaten komutanım. Kimse böyle çakalların kumpasıyla falan kılıç timini sınamaya kalkmasın. Öyle yağma yok. Kopuz babalar ne yapıyorsa gerekirse biz de onlara katılalım. Sakin ol Çömez. Önce ne olup bittiğini bir öğrenelim. Aynen İlyas. Hem yakında ortalık fena ısınacak. Adamlar kaçırılmış. Kim? Cinayetle yargılanan iki yüzbaşı. Senin bununla bir ilgin yok değil mi? Hayır. Ama bir iş çeviriyorlar. Kendi başlarının çaresine bakıp suçsuzluklarını ispat etmeye çalışacaklar. Ama şu anda hepsi kanun kaçağı. Polisler de peşlerinde. İşleri hiç kolay olmayacak. Onları hafife almamayı öğrendim Melek. Biz işimizi sağlama alalım. Şu ailenle görüşme meselesini biraz erken alsak. Ne dersin? Ailem? Ailemle tanışmak mı istiyorsun? Benim için bir sakıncası yok. Peki ya şu Murat, albayın kardeşi? Bunu ne yapacağız? Dün gece abisiyle görüşmek için çok uğraştı ama başaramadı. Sabaha karşı geldi. Bundan sonra biz ne zaman istersek o zaman görüşecek abisiyle. Gözümüzün önünden ayırmayacağız. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. İnşallah seni çok sıkıntıya sokmadık. Olur mu öyle şey İbrahim? Dostlar bu günler için lazımdır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun. Al bak benden istediğin telefonlar. İhtiyaç olur diye iki tane de araç ayarladım. Deponun arkasında. Sana borcumu nasıl ödeyeceğim Haluk? Biz çocukluk arkadaşıyız İbrahim. Şimdi beraber olmayacağız da ne zaman olacağız?
He? Hem bu badireleri de en kısa zamanda atlatacağını biliyorum. O yüzden bir an önce işe koyul. Bunlar her kimse analarından doğduğuna pişman etti. Başka bir ihtiyacın olursa haber ver. Sağ ol Arık. Sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Otur çocuklar. Kılıç. Çok büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Birileri Pim'i çekti ve işte şu anda geldiğimiz noktadayız. Bütün deliller aleyhimize. Ve o delilleri çürütmek için kendimizden başka kimseye güvenemeyiz. O yüzden zaman kaybetmeden çalışmaya başlamamız lazım. Öncelikle bu telefonları kullanacaksınız. Şimdi her şey benim kumarhaneye çağrılmamla başladı. Bize bu tuzağı kuranlar Murat'ı biliyor. Bir şekilde onu kullandılar. Ben ona ulaşmaya çalışacağım. Emre, Galip. Siz o bar ve çevresinde bir araştırma yapın. O geceki kadınları tanıyan birileri çıkabilir. Bir de güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmaya çalışın. Onlar da işimize yarayabilir. Emredersiniz. Gözünüzü dört açın ve dikkat çekmemeye çalışın. Ve sizler. Komutanım, kusura bakmayın. Ya o gece tam bayılmadan önce... Değil, adamın yüzünü tam olarak görmedim ama soldan sağa doğru bir yarası vardı, böyle büyük bıçak izi gibi. Kısa saçlı, sakallı bir adamdı. Yani bu iyi bir başlangıç ama daha net bir şey olsa Yörük. Benim biraderi de Enes'e komutanım. Birader? Emniyet istihbaratı çalışıyor. Bir yardımı olabilir. Çocuğu sıkıntıya sokmayalım Aydar. Neticede siz bir kaçaksınız. Komutanım, şimdi yardım etmeyecek de ne zaman edecek? Komutanım. Elimizde başka bir alternatif yok. Bence bunu deneyelim. Tamam, yapın. O zaman söyleyecek tek bir şey var. Gazamız mübarek olsun. Çok zor bir yola girdik. Komutanım, benim durumum ne olacak komutanım? Ben ne yapacağım? Ha, Bayram. Bir de senin durum. Senin durum zor Bayram. Zor derken komutanım, nasıl yani zor? İşte o malum geceden sonra görüntüler internete düşmeden evvel o kadın Moskova uçağına binmiş. Yani şu anda Rusya'da. Vay be. Kazanova Bayram. Ya dadaş, böyle bir sene içinde senin Rusya'dan ikiz çocuklar gelmişsin. İvan Bayat'la Dimitri Bayat. İkiz mi ikiz Allah muhafaza. Sarışın falan ha. Ne diyorsun? Ya komutanım, ya Allah rızası için ya. Ya Allah'ın adını verdim ya. Bu konuyla ilgili dalga geçme komutanım ya. Ya zaten çok kötü, fena olmuşum. Şiştim burada. Çözemiyorum da. Yalnız bu kadını kim görse şişer komutanım. Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim Bayram abi. Yani sen istiyor duş ya da kurtulmak, ben bilemedim. Bu arada Bayram abi, yani sen saman altından su değil, bayağı okyanus götürmüşsün bu abi. Ulan sizi şimdi belanızı... Tamam. Allah Allah ya. Tamam. Hadi bırakın dalgayı da işimize bakalım. Emre, al şu anahtarı. Arabayla siz çıkın yola. Bayram, sen de onlara katıl. Emredersiniz komiserim. Haydar, sen de şu biraderlere ulaş. Şu anlattığın eşkale uygun sabıkalıların fotoğraflarını göndersin bize. Emredersiniz. Hadi. Biz savaşçıyız komutanım. Sonuna kadar savaşacağız. Bunu da atlatacağız. Ne oldu Seyfi? Ya albayım, hani siz böyle konuşmaya başlamadan önce böyle bakıp
kaleç dediniz ya. Evet. Ya benim için bir tuhaf oldu ya. Yani beni onlardan ayırmadınız. Böyle kılıç derken bana da baktınız ya. Vallahi bazen diyorum ya, kurban olduğum Allah'ım. Bu kadar şımartılmaya layık mıyım ben ya? Yani Allah senden razı olsun vallahi Kopuz baba. Senin bana yaptığın babalığı vallahi böyle öz babam mezardan kalksa desin. Seyfi. Buyur komutanım. Biz sana söylemedik ama bu operasyonda çok stratejik bir ihtiyacımız daha var. Vay. Emret babam, canım kurban. Çay. Çay? Çay. Komutana bir çay ayarla hemen. Tabii ya çay. Çay bizim yakıt Seyfi. Bana doğru söylüyorsun. Albayım, çayın yanında böyle kayıntılık bir şey ben ayarlayayım. Soracağım ama sizin babanıza soracağım. Ben hepsini tek... Oğlum ben sana ne diyorum? Şunları geldiği zaman yerine aslamıyor muyum? Allah aşkına bunun gibi atıyorsunuz her tarafta ağlıyor ama ya. Vallahi yemin ediyorum ya ben bu hale düşse kadın mıydım ya? Ya boyun devrilsin senin. O selvi gibi boyun. Kırk diye devrilsin ya. Olacak iş mi ya? Ama Allah aşkına sen de şu teyze kısar mısın? Yemin ediyorum. Ben zaten heyheylerim yüzünde. Ben hiç iyi değilim kızım. Sana ne oluyor? Ne olursun. Güzel kızım. Ne olur bak ben senin üstünü değiştirdim. Mamanı yedirdim. Altın demirdim. Ne olursun azıcık sakin ol. Ne olur. Ben hiç iyi değilim ama ya. İyi değilim. Nerede bu adam? Bu adam nerede ya? Yıl 2018. Rusya'da bu adam. Rusya'ya gitti tabii Rusya. Ay o kapağını giydi. O kadının yanına gitti. Vallahi gitti kesin. Ay benim kocam gitti o kadına gitti. Ay ben ne yapayım ya bir tansiyonu düşüyor ben. Ay gitti adam. Ya. Abla ne oldu niye ağlıyor Zeynep? Bir dakika ne oldu Zeynep'e bir şey mi oldu? Ağlaması durmayınca merak ettik. Ya bilmiyorum sabahtan beri ağlıyor ama o babası yüzünden. Ama bir şey söyleyeyim mi? O babası yüzünden oldu bu da. Hepsi babası yüzünden oldu. Kızım orada ağlıyor. Ben burada ağlıyorum. Eren hadi aslanım gel biz kardeşini içeride sallayalım belki orada uyur. Tamam haydi bakalım. Niye mi ben şimdi? Ablacığım. Sakin ol ne olur. Bak sen böyle huzursuz olursan bu çocuklar da perişan oluyor. Hem daha bilmiyoruz ki nedir ne değildir. Ya nasıl bilmiyoruz ya? Nisan Allah aşkına dün akşam eve bile gelmedi Bayram. Ya ben kocamı tanımaz mıyım? Kesin bir haltlar yedim ve gelemiyor. Ben rezil oldum. Kolu komşuya rezil oldum. Ben herkese rezil oldum. Sana rezil oldum. Kendime herkese rezil oldum ya. Bir dakika, bir dakika bir şey oluyor. Şu düştüğüm hallere bakar mısın? Neymiş o? Rus kadınlarla geziyormuş. Bir dakika, bir dakika bir şey oluyor. ...gelişmesini iletiyoruz. Ankara'da cinayet sanlısı olarak gözaltına alınan iki Kubilay. Özel kuvvetler subayı... ...bu sabah mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülürken... ...kar maskesi takmış belirsiz kişilerce kaçırıldı. Polis olayla ilgili büyük çapta araştırma başlatırken... ...subayların neden ve kimler tarafından kaçırıldığı henüz bilinmiyor. Kaan abiyle Haydar abi kesin. İyi de kim niye kaçırsın onları anlamadım ki. Biz ne yapacağız? Biz bunu teyzeme nasıl söyleyeceğiz? Bir şeyler oluyor işte ortalıklarda bir şeyler oluyor. Boyu devrilsin. Bu adamın boyu devrilsin. İnşallah teyzem öğrenmemiştir. Ya yok ya bu işin içinde kesin bir iş var ya dur bakalım. Hatice. Aha öğrenmiş. Hatice duydunuz mu? Ya, sakin sakin. Kaan Haydar'ı kaçırmışlar. Allah'ım ya onların başına bir şey geldiyse. Ay iyi nedir bu başımıza gelenler. Aç aç sesini. Sesini aç. Gitti ben su getireyim. Gitti boyu devresin. Tamam sakin dur. Boyu devresin getireyim su da getireyim. Ya Hatice tamam sakin ya dur. Selver teyze bak bir ya anlaşılsın bak. Dur bir. Dur. Ya yavrum ne dedi? Daha çok yeni ya da hiçbir şey bilmiyoruz ya. Ya ben kötüye yoruma tamam mı? Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ya sabahtan beri 40 ayrı yere dert anlattım. Nasıl bir şeyin içine girdik biz anlamıyorum ki. Ne oldu Teğmen Ülgen gelmiyor mu? Geliyor komutanım emrinizi ilettik. İyi. Bana bir kahve söyle bakalım. Komutanım. Hı.
Saat bir bile olmadı. Üçüncü kahveniz bu. Allah Allah. Sen benim çayımın kahvesinin şeyini mi tutuyorsun ya? Kahve diyorsam kahve. Hadi söyle. Emredersiniz komutan. Gel kızım. Komutan beni emretmişsiniz. Bak Ülgen. Benim en kritik timim şu anda bir saldırı altında. Biz onları kurtarmaya çabalarken bir de sabahki olaylar işleri iyice çıkmaza soktu. Şu anda Haydar'ın ve Bozoğ'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu yetmezmiş gibi Kopuz Albay, Galip, Emre ve Bayram Asubaylardan da haber alamıyoruz. Bak kızım, sizin birbirinize bağlılığınızı ve kardeşlik duygularınızı çok iyi biliyorum. Eğer bu olaylarla ilgili bir şey biliyorsan bana söylemeni isterim. Hayır komutanım, bilmiyorum. Komutanım, aslında siz bana bu soruyu sorduğunuza göre bugün sabahki kaçırma olayının kimin yaptığını siz de tahmin ediyorsunuzdur. Onlar suçsuz komutanım. Ve bunu ispat etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır, eminim ben. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, birader fotoğrafları yolladı. Bu değil. Bir öncekine bir daha bakayım baba. Yok, bu da değil. Eyvallah Seyf. Afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Bir öncekine gelsene. Komutanım bu. Vallahi billahi bu. Bundan emin misin Yörük? Eminim komutanım. Adımın Haydar Bozkurt olduğu kadar eminim. Bu. Seyfi. Aha, sıra bana geldi. Vallahi bekleye bekleye canım sıkıldı. Bak. Senden isteyeceğim şeyi yapmak zorunda değilsin. Ve sana fazla imkan veremem. Daha da önemlisi güvenliğini sağlayamam. Vallahi ya. Aşk olsun albayım ya. Vallahi kalbimi kırdınız ya. Ya ben sizler için canımı feda ederim. Ne demek ya? Hele de bakayım. Bu bet suratlı adamı mı yakalayacağım? Evet. O adama kesinlikle ulaşmamız lazım. Yaralı Ünal. Senin yaralı sıfatın. Tamam albayım, bu iş bende. O zaman ben gidiyorum. Dikkatli ol Seyfi. Komutan, kardeşinize ulaşabildiniz mi? Hayır, daha değil. Ama arayacağım bir yer daha var. Anladım komutan. Çoluk çocuk perişan olmuştur şimdi Erenler. Yani dayanırlar da en azından bizim iyi olduğumuzu bilseler. Benim de aklım evde. Annem perişan olmuştur şimdi. Ama polis gözetim var biliyorsun. Bazen var ya, hayatlarını mahvettiğimi düşünüyorum. Kadıncağızın bütün ömrü bana bir şey oldu mu olmadı mı diye düşünerek geçti. Asker böyledir işte. Savaşır. Bedelini sevdikleri öder. Yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun diyeceğiz.
Alo? Alo. Baba, İbrahim ben. Evlat, çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim baba. İyiyim. Aslında yanınıza gelmek isterdim ama... Sanırım olanları biliyorsunuz. Biliyorum evlat. Baba, size bir şey sormam lazım. Murat. Son zamanlarda onunla konuştunuz mu? Dün akşam yanıma geldi. Haberleri duymuş. O da sana ulaşmaya çalışıyordu. Ama anladığım kadarıyla başaramamış. Benim onunla muhakkak konuşmam lazım. Bilmiyorum bu... Bu başımıza gelenler. Sanırım ya onun... Ya da onun beraber iş tuttuğu adamların bunlarla bir ilgisi var. Anlıyorum evlat. Eğer beni arayacak olursa söylerim mutlaka. Hı. Evlat, demişler ki... Hort kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bugünler senin için ayaz günler ama geçecek. Kendine de, kurtlarına da sahip çık. Sağlam dur. Sen sağlam dur ki kimse yolunu şaşırmasın. Albay İbrahim Kopuz çok büyük kahpeliklerle uğraştı. Sen evlat, sen... Bu kahpeliğin de üstesinden geleceksin. İnşallah baba, inşallah. Kendine dikkat et evlat. Ha, beni habersiz bırakma. Tamam babam. En kısa zamanda yanınıza gelmeye çalışacağım zaten. İyi uyuyabildin mi? Nasılsın? Uyudum uyudum. Gayet iyiyim de. Bir karar versiniz artık ya. Ben burada mı kalacağım, otelde mi kalacağım? Sustalı maymuna döndüm ya. Gel gel git git. Bu soruna kökten bir çözüm buluyoruz. Merak etme. Ha, nasıl yani? Bu gece hep birlikte Suriye'ye gitmek üzere yola çıkacağız. Hep birlikte derken? Melik, ben ve sen. Hem gitmişken biraz ticaret de yaparız. Çok iyi parçalar dolaşıyor piyasada. Ya ben gelmeyeyim. Ne olur gelmeyeyim. Ben hiç sevmedim orayı ya. Sevmene gerek yok. Çalışman yeterli. Hayır. İstemiyorum. Reddediyorum. Gelmek istemiyorum Suriye'ye filan. Gerçekten ben bu muameleden çok sıkıldım artık ya. Oldu olacak böyle burnumu halka takın, köle gibi gezdirin. Nereye götüreceksiniz? Köle biraz yanlış bir tabir oldu. 60 bin sterlin borcunu ödediğimiz için bizimle çalışmak zorunda olan bir adam diyelim. Hazırlan. Yola çıkıyoruz gece. Selçuk abi. Sağ ol İlyas. Evet komutanım, ne yapıyoruz? Nasıl ne yapıyoruz İlyas? Ne gibi şeyden bahsediyorsun? Ne bileyim yani, bir şey yapalım. Bizimkilere ulaşmaya çalışalım. Alttan alta onlara destek verelim. İzin alalım. Gerekirse biz de izine çıkalım, onlara katılalım. En azından bir şey yapalım. İlyas, tamam haklısın da. Karargâhtaki durumu görmüyor musun? Ortalık karışık. Bir de biz çıkıntılık yapmayalım. Zaten Kutalmış Paşa'nın durumunu da iyi görmedim. Herkes ona yükleniyordur komutanım. İyice bunalmıştır o da. Sadece olsa iyi. Bizimkilerin başını daha büyük bir derde sokmasından korkuyor. Haksız da sayılmaz tabii. Doğru. Peki biz şimdi bir şey yapmayacak mıyız komutanım? İlyas, çayını iç. Tamam. Kesin bir iş çeviriyor bunlar. Kim çeviriyor? Kılıç timinden geriye kalanlar. Baksana oğlum sabahtan beri böyle bir gizemli havalar, mesafeli tavırlar falan böyle. Ne zaman dönüp baksan fısır fısır bir şey konuşuyorlar. Kesin bir şey planlıyorlar, ben sana söyleyeyim. Ne planlayacaklar abi? Dertleşiyorlardır işte. Doğan, başlarına gelmeyen kalmadı.
Ben bu karargâha var ya kurşun döktüreceğim yeminle. Baksana oğlum derdin biri bitiyor biri başlıyor. Bu nedir ya? Kopuz baba çekti gitti. Bu tim bu duruma düşecektim miydi ya? Hiç buraların tat tuzu kalmadı yemin ederim. Ben de istifa mı etsem ya? Doğan saçmalamaya başladın galiba abi. Ne bileyim ya. Ersin şuradan üç tane çay ver de götüreyim. Belki ne konuştuklarını duyarım. Hadi abi hadi. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya biz yetkili biriyle görüşecektik de. Bardaki arkadaş. Hı. Hallet Kiral. Kolay gelsin kardeşim. Buyurun hoş geldiniz. Allah ver de. Güvenlik kamerası görüntülerinden bir şey çıkar Galip. Çıkar abi çıkar. Ben kızların yüzünü biliyorum yani. Gördüğüm an tanırım merak etme. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ulan ne çoraplar ördüler başımıza be. Allah'ım ya Rabbi Resulallah'ım ya. Öyle öyle ya. Ama ördükleri çorapları başını geçirmesini ne biliriz abi Allah'ın izniyle. İnşallah Galip inşallah. Allah abi ya vallahi bir kurtulmuştum ama. Buyur. Bak biz şu taraftaydık. Dursana bir. Geri alır mısın? Gel 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 gel. Al 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 al. Dur. Tamam. Kızlar bunlar. Aynen. Hadi hemen alın görüntülerini. Kim olduklarını tespit edelim. Çok geç kaldı. Acele edelim hadi. Tamam. Sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Önemli değil. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Ben Üsteğmen Funda Turaç. Buyur yavrum. Bu saatte rahatsız ediyorum ama... Ne oldu bir haber mi var yoksa? Selver Hanım ben sizden bir şey rica etmeye geldim. Buyurun. Her şey için özür dilerim tamam mı? Ne diyorsun çocuğum? Sana söz veriyorum. Her şeyi düzelteceğim, toparlayacağım. Ne diyorsun Kaan? Sen iyi ol yeter ki tamam mı? Sen iyi ol. Nereye gidiyorsun? Sen iyi ol. Kaan geri dön.
Kaan! Kaan! Oğlum! Sen durun! Hanımefendi durun. Hanımefendi lütfen. Memur Bey bırakın beni lütfen. Gitmem lazım oraya. Hanımefendi bırakın da memurlar işlerini yapsın. Oğlumu götüremezsiniz. Bir yere götüremezsiniz oğlum. Bayan bırakın. Oğlumu rahat bırakın o suçsuz. Teyze ne yapıyorsun? Kafanız almıyor mu sizin? Rahat bırakın oğlumu. O bir şey yapmadı. Onu, teyze bırak beni. Onu artık koyamazsınız. Teyze dur. Hayır. Onu artık koyamazsınız. Biz bir daha o cehennemi yaşayamayız. Bırakın hanımefendi. Oğlumu rahat bırakın. Hayır. Kanım suçsuz. İyi misiniz? Kanım yavrum. Ömer teyze lütfen sakin olun. Lütfen. Onlar bunu da atlatacak tamam mı? Lütfen sakin olun. Hayır. Sakin olun ne olur. Ay yavrum, benim oğlum suçsuz. Gerçekten onlar kurtulacak, gerçekten kurtulacaklar. İnanın bana. Kaan yavrum, oğlum suçsuz. Hadi görüşürüz, hadi. Peki. Haydar çok merak ettim ben seni. İndim hatun. Evin kapısında polisler vardı giremedim. Kaan Bey nasıl peki? O da iyi mi? İyi. O da iyi. Turp kim acaba? Siz nasılsınız? Biz iyiyiz de ya sizi çok merak ettik. Neler oluyor böyle? Ya Gökü hiç sorma. Bize kumpas kuruldu bir oyun oynandı ama var ya ben o oyunu... Neyse şimdi küfür edeceğim olmayacak. Boşver. Bu durumu ispatlayana kadar kaçak durumdayız. Yapacak bir şey yok. Hayır. Ama siz de dikkatli olun tamam mı? Ya olursa peki nasıl yapacaksınız yani böyle kaçak haldeyken nasıl olacak bu? Haydar çok merak ediyorum ben seni. Tamam tamam yapma ya. Kocan her şeyi halledecek merak etme. Her şey bir de rahatla. Şey sırası değil ama. Ne? Göküş. Bir öpücük var sana. Ay öpücüğü Haydar ya sırası bir şey de Allah'ım ya. Sarap da ya. Ya Haydar saçmalama sen şimdi bırak öpücüğü de hadi kimse görünmeden git. Senin anlamı. Ya Haydar ya. Ben seninle ne yapacağım ben? Tamam tamam hadi gidin. Allah'a emanet olun. Sakin. Tamam ben gideyim. Hadi sen. Ben mi gidiyorum? Akşamlar Naci. Maşallah maşallah. Kapat kapat. Buz gibi kapıyı kapat. Ya Naci bir bardak çay ver ya. Dışarısı buz gibi valla bak parmaklarım dondu ya. Ne çay Seyfi? Ne konuşuyorsunuz da konuş. İşim gücüm var benim. İşim gücüm var benim. Ya ne kadar kaba bir adam çıktın sen ya. Ya insan biraz kibar oldu kibar. Bana bak biraz kibarlık öğren ya. Bari bir bardak su ver. Ulan tamam be. Bak ne diyeceğim. Sen gene o kumar oynanan mekanlara takılıyorsun. He, ne olacak? Ya şey için dedim, oyun için böyle mekanlara ihtiyaç varsa eğer... ...ya bende çok güzel mekanlar var. Hem de lüks. Ya hiç kimsenin bilmediği yerlerde üstelik. Vallahi sahiplerle konuşmuşum, her şeyi ayarlamışım yani. Böyle mis. Oo, öyle mi? Komisyonunu alır mı ama?
Komisyonu? Ya tabii ki alacaksın Naci ya. Allah Allah, ben boşuna mı geldim sana? Ya bir de şey dediler ya, neydi o adamın adı ya? Böyle yaralı insan mı? Ha. Yaralı Ünal. Yaralı Ünal, ha, yaşa ya. Ya o adamın da böyle mekanlara ihtiyacı varmış dediler yani. Ben öyle duydum. O adamda her yol var. Kumardan tut, bahisle adam dövüştürmeye kadar. Merak etme, ulaşırız ona. Sen yeter ki komisyonu. Ya ulaşırsa ya komisyon ne demek ya? Komisyon senin köpeğin olsun Naci. Allah Allah. Sen çay istemiştin değil mi? He. Ben sana sıcak bir çay getireyim de içersiniz. Kadınların kimliklerini belirledik komutanım. Bu çok iyi haber Emre. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Adreslerini bulabildiniz mi? Komutanım, kadınlar malum kadınlardan. Biz de numara yapıp randevu ayarladık. Birazdan buluşuyoruz komutanım. Tamam, anladım. Beni haberdar edin ve çok dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Abi şunları da vereyim size. Ya arkadaş, anlamıyorum ki ya. Ya sizin böyle kadınlarla ne işiniz olur oğlum lan? He? Şu düştüğümüz hale bir bakın ya. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Kusura bakma Bayram abi ya. Biz senin kadar hızlı olamadık. Sarışınıydı, Rusuydu. Emre, burada sana bir tane bir korum ha şimdi ha. Tamam abi, kızma sen ya. Kadınlarla buluşacağımız yere varıyoruz. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah arkadaş. Galip. Hı? Şuradan sağa döneceksin. Tamam. Dön şuradan. Buse değil mi? Evet. Diğer arkadaş? Onu yoldan alacağız. Hı. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Sanmıyorum ya. Siz. Lan! 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 Buraya gel, gel buraya. Bırak, bırak, bırak. Bırak beni. Hafızan da iyiymiş değil mi? Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Şşt, bak. Dinle. Sana sadece birkaç tane soru soracağız, o kadar. Tamam mı? Cevap verirsen sana dokunmayız. Tamam. Ben bir şey bilmiyorum. Biz işte ondan o kadar emin değiliz. Bak Buse, bizim bu cebimize uyuşturucu koydunuz ya. Onu koymanızı kim söyledi? Yani kimin için çalışıyorsunuz? Ben bir şey bilmiyorum. Ya bacı. Ne biliyorsan söyle artık ya. Çıkardın ha. Bak bizim şakamız yok, tamam mı? Savrımız da kalmadı. Şimdi söyle. Hadi. Hadi. Ünal, o söyledi. Ona çalışıyoruz, o söyledi. Ünal ne? Ünal ne? Soyadı ne? Yani nerede buluruz bu adamı? Ünal. Emre! Affe kızım.
taraftan ateş ettiler. Galip, sen benimle gel. Emre, sen de burada kal. Hadi. Emredersin. Bu ne şimdi? Ne oluyor ya? Ya adamlar kadını öldürmeden polise haber vermişler abi ya. Ya bunlar profesyonel. Abi gidelim. Hadi çabuk hadi. Hadi huzura. Güya Kopuz Baba dikkat çekmeyin dedi ya abi. Çok iyi yaptık. Ankara'nın bütün polisleri peşimizde. Bu tarafa doğru geliyoruz. Bütün sokaklara bakarlar şimdi. Ayrılırsak çabuk atlatırız. Hadi. Emredersiniz. Bana bak. Sakın yakalanma lan. Diyene bak. Asıl sen yakalanma. Gümüşlük mevkisindeyiz. Araçları hazırlayın. Tam tahmin ettiğim gibi.
suçsuzluklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Albay ve adamları. Evet. Ama her hamlelerinde daha da batıyorlar. Neyse, daha fazla gecikmeyelim. Murat Kopos hazır mı? Hemen bakıyoruz efendim. O çantaları götürebilirsiniz. Valizler odada. Senin kek etmekten hiç memnun değil. Umurumda değil. İşimizi görsün yeter. Orada bize çok faydalı olacak. Sen neresine? Ziya. 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 Vay lan herif. Neredesin oğlum ya? Neredesin ya? Aç hadi aç. 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 Yok. Açmıyor. Açmıyor işte abi. Açmıyor. Bak yakalandıysa var ya öldüreceğim onu. Hayvan herif ya. Manyak herif. Bir de bana laf ediyor. Abi yakalanmamıştır değil mi? Bilmiyorum Halif, bilmiyorum. Ya nasıl bir işin içine düştük oğlum biz ya? Ya polisten kaçıyoruz artık böyle daha beteri var mı ya? Yok abi. Ya arkadaş nasıl bir beladır bu ya? Ya biz kurtulmaya çalıştıkça iyice batıyoruz ya. İyice batıyoruz arkadaş. Şimdi bu karının cinayetine bizim üstümüze attılar. Tövbe estağfurullah ya. Emre neredesin aslanım ya? Neredesin lan? Halif açmıyor mu? Açmıyor abi, açmıyor. Hayvan herif. Ya sen bir daha ara. Ara bir daha ara. Hayvan herif. Neredesin sen ya? Gel. Komutanım. Gel kızım. Komutanım, olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü yeni bir görüntü iletti bize. Allah Allah. Hemen tak bakayım şunu. Komutanım, bu görüntüler bir saat önce çekilmiş. Allah Allah. Bunlar bizim çocuklar, bizim asubaylar değil mi? Evet komutanım. Emre Galip ve Bayram Asubay. Ne yapıyor bunlar ya? Ya işin içinden çıkılmaz hale getirdiler. Yani şimdi bunlar da cinayet sanlısı olmuyor mu? Allah Allah. Başka bir şey var mı kızım? Komutanım, Kaan Yüzbaşı da Gölbaşı civarında görülmüş. Sanırım annesini görmek istemiş. Üsteğmen Funda Turaş da annesini getirdiği esnada polis baskını olmuş. Üsteğmen Turaş mı? Evet komutanım. Ya bu karargâhta bir tane akıllı adam yok mu? Allah Allah. Bozok'la ilgili ne biliyoruz? Kaçmış komutanım. Allah Allah. Peki çıkabilirsin. Of. Kopuz akıllı sanıyordum. Hepsini o ayarttı. Hale bak.
Kesin yakalandı bu. Emre kesin yakalandı komutanım. Yok oğlum ya, öyle bir şey olmamıştır inşallah ya. Galip sakin ol. Belki telefonun şarjı bitmiştir sadece. Evet. Şarjım bitti komutanım. Heh, geldi Allah'a şükür. Bu iki arkadaş beni orada öylece bıraktı. Lan oğlum neredesin sen? Ya bırak çık git, sarılma bana. Oğlum sen nasıl canlarsın lan? Beni bıraktın gittin orada. Emre iyi misin? İyiyim komutanım ama zor atlattım. Ya şu halimize bakın ya. Kanun kaçağı gibi saklanıyoruz, kaçıyoruz. Daha dün gece polisler silahla peşimden kovaladı. Annemin gözü önünde. Kadıncağızın var ya böyle o yalvarışı, bana bir şeyler yapması diye böyle bağırıp çağırması. Aklımdan gitmiyor. Bu çok ağır bir şey komutanım. Yani annem aklıma geldikçe... Ya Uzak baba. Yapma. Evlat bak. Hepimiz çok büyük bedeller ödüyoruz. Ve maalesef bu bedelleri bizimle birlikte ailemiz de ödüyor. Şimdi sakin ol. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için tek yapabileceğimiz bir an önce işe koyulmak. Hangimiz düşerse diğerleri onu kaldıracak. Ve yola böyle devam edeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Emredersiniz. Şimdi şu dünkü kadın da Ünal ismini vermişti değil mi? Aynen komutan. Yörük yüzbaşının verdiği isim de aynı. Demek ki Ünal denen adam bütün ihaleyi almış görünüyor. O zaman biz ona ulaşırsak gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Aynen öyle komutanım. Efendim? Albayım. Adamın yerini, izini, yurdunu buldum. Bu adam böyle bahis işleriyle uğraşıyor. Bu yasa dışı dövüşler falan var ya, onları yapıyor. Ya affedersin ama bu tren yemediği kalmamış ha. Geri de şehrin dışında. Şu adresi ver bakayım. Evet. Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Adamın adresi bu. Kaan, Haydar, siz hemen yola çıkın. Fabrikanın arka çıkışından biz polisleri oyalayacağız. Emredersiniz. Bayram, benle gel. Mevzi alın! Emre, Galip, siz oraya. Bayram, mevziye geç. İçeridekiler, ellerinizi başınızın üzerine koyun ve teslim olun. Ya komutanım, polisle ne yapacağız şimdi? Allah istiyorsun, çatışacağız mı komutanım ya? Elbette hayır Bayram. Sadece Kaan ve Haydar'ın gittiğinden emin olana kadar dikkatlerini dağıtacağız. Sonra da biz çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kılıç, kesin emrimdir. Gerekirse biz kurşun yiyeceğiz ama hiç kimsenin burnu kanamayacak. Ateş edeceksiniz ama hepsini ıskalayacaksınız. Gerekirse havaya ateş edin. Bir polisin bile burnu kanamayacak. Ya anlaşıldı komutanım. Dikkat edin, ateş açılıyor. Dikkat edin. Komiserim, içeridekiler özel kuvvetler değiller mi? Öyleler. Ne biçim ateş ediyor bunlar? Nereye ateş ediyorlar? Nereye ateş ediyorlar bilmiyorum ama bizi ateş etmek üzere kesin. Komutanım, araca sıkayım mı komutanım? Hayır Emre. Kamu malına zarar veremez. Emredersiniz komutanım. Oğlum ben daha önce hiç böyle ateş etmedim lan. Bu daha zormuş. Sekecek bir ödüm kopuyor. Aman diyeyim beyler. Dikkat edin ha. Allah esirgesin bak.
Efendim? Anlamadım. Çatışıyorlar mı? Polisle. Ben hemen ilgileniyorum. Hemen ilgileniyorum, hemen. Oğlum bak buraya. Emredin komutanım. Bu Ankara Emniyeti'nde Şükrü Bey vardı. Onu bana bir bağlayıver. Bir de bir ağrı kesici varsa bir hap gönderin bana. Emredersiniz komutanım. Hadi bakayım. Bu iş iyice çığırından çıktı ya. Kopus ne yapıyorsun? Ne halklar karıştırıyorsun Kopus? Yunan nerede? Hayırdır birader, siz kimsiniz? Bozok kim olduğumuzu soruyor. Şöyle izah edeyim. Çok iyi. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Selamın aleyküm. Kimsiniz lan siz? Nasıl girdiniz içeri? Özcan nerede? Dışarıdaki lavuğu soruyorsa... Bir soru sorduk. Yanlış cevap verdi. Sonra da derin bir uykuya daldı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun Yörük? Vallahi babalar, bak bu da yanlış cevap verdi. Basın gidin lan buradan. Adamın asabını bozmayın. Özel mi burası? Bozarsam ne olacak lan? Ne oluyor lan burada? Ünal, gel gel bir şey söyleyeceğim gel. Gel güzel güzel konuşacağım seninle. O kadar güzel güzel konuşmayacağım ben. Ben bunu direkt...
Bozok baba, ben daha oğlanın mürüvvetini göreceğim, ona göre git ha. Anladım. Ya da bas anasını satayım ya. Üstüsüz benden. Babalar sen arabada kal. Hava soğuk. Keyfine bak. Ne istiyorsunuz benden? Hayatta en ayar olduğum birinci soru. Ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğiz lan senden? Sana sorular soracağım. Sen de güzel güzel cevaplar vereceksin. Bir şey bilmiyorum ben. Babalar bak, ikinci cevap. En uyuz olduğum. Bir şey bilmiyormuş. Nasıl bilmiyorsun lan? Ulan manyak herif. Oğlum. Oğlum emirleri kim verdi lan size? Kim verdi lan emirleri bize kumpas kurun diye? Dur lan manyak mısın? Doğruyu söyle, kim verdi emirleri? Bilmiyorum. İyi. Babalar. Babalar kolum yoruldu, bırakayım gitsin bu ya. Yapıştır gitsin. Değil mi? Gerisine akbabalar bakar. Hadi. Lazar. Kim? Lazar. Lazar verdi emri. Babalar Lazar diyor. Lazar mı? Lazar Ankara'da mı lan? Suriye'den konuştu benimle. Vallahi çok korktum ha. Şu polis meselesini kimsenin burnu kanamadan atlattık ya. İçim rahatladı. Öyle öyle. Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi iyi yırttık ya. Mümkünse bir daha karşılaşmayalım abi böyle bir şeyle. Yüzbaşım ne yaptınız? Adamı konuşturduk komutanım. Emri Lazar'dan aldığını söylüyor. Lazar mı? Bu hiç mantıklı değil. Lazar böyle bir tuzağı tek başına yapacak iradeye sahip değil yüzbaşım. O sadece büyük bir piyon, hepsi bu. Ben de öyle düşünüyorum komutanım. Lazar'ın emri Suriye'den verdiğini söylüyor komutanım. İyi para vermişler. O zaman bu durumda Lazar'ın ipini kim tutuyor, onu bulmamız şart oldu. Başka çaremiz yok. Anlaşıldı komutanım. Komutanım, bizim ufak bir işimiz var. Onu halledip geliyoruz yanınıza. Anlaşıldı. Hadi gidiyoruz. Ne yaptın Seyfi? Her şey hazır mı? Her şey hazır. Burası da en güvenli yer. Kimse buraya bakmaya akıl etmez. Bana bak lan. İnşallah söylediklerin doğrudur. Eğer yanlış bir şey söylediysen... çirkin kafanı bedeninden ayır, haberin olsun. Yürü. Seyfi adamlara söyle, çok dikkat etsinler. Merak etmeyin hiç. Bütün adamları uyarmışım, her şey hazırdır. Biz haber verene kadar bunu burada tutacaklar. Yemine suyuna da bakacaklar tabii. Güzel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Abi de topla yavaş yavaş. Bana bak ula. Çıtını çıkarma vallahi, erken yaşta gidersin ha. Dön bakalım böyle. Çıt çıkarırsan geber gidersin. Sakın çıkarayım deme. Ona göre. Ula sayende dünyanın en çirkin adamı olmadığımı anladım ha. Tipe bak. Aha.
Yürü. Canım ya. Kıyamam ya. Nasıl şimdi durumu? İşte. Sabah götürdüm, bir sakinleştirici daha vurdular. Bütün gece ağladı. Hatice abladır. Merhaba. Merhaba. Server teyzeyi merak ettim de. İşte gördüğünüz gibi. Artık sakinleştiricilerle ne kadar olursa. Beni de geceden beri uyku tutmadı. Rahatsız etmek de istemedim ama aklım kaldı. Dün gece çok kötü oldu orada. Ne demek rahatsız etmek? Estağfurullah. Evet, dün talihsiz olay yaşanmasaydı. Ama olan olmuş. Çay demlemiştim ben. İkram edeyim size. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Benim zaten karargaha dönmem lazım. Ama lütfen bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin, olur mu? Peki. Görüşürüz. Bir sen. Kim geldi yavrum? Ah, kızım. Kanımdan, oğlumdan bir haber var mı yavrum? Ah, bir şey mi oldu yoksa? Henüz haber yok. Ama en kısa zamanda iyi haberleri alacağımıza eminim ben. Siz sakin olmaya çalışın, olur mu? İnşallah yavrum, inşallah. Bakın Kaan Yüzbaşı ve arkadaşları sağ salim evlerine, görevlerinin başına dönecekler. Tamam. Nerede kaldı bu Seyfi? Alt tarafı sınırı geçecek bir araç bulacaktı. Gelir birazdan. Gelir gelir. İnşallah gelir komutanım. Allah'ın izniyle. Komutanım. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Birazdan geliyorum ben. Alo, komutanım. Kopuz? Evet komutanım, benim. Kopuz, neredesin sen ya? Ne altlar karıştırıyorsun? Komutanım, sabahki polis meselesini duymuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Ya polisle çatışmak nedir Allah aşkına? Komutanım, çatışma değil de sadece oradan çıkmamız gerekiyordu. Sizi zor durumda bırakacak bir şey yapmadık. Ben de zaten bunu açıklamak için aramıştım. Zor durumda bırakmak mı? Ulan yaptığınız her şey yanlış zaten. İki tane cinayet sanığı subayı kaçırıp arkasından emniyetle sabaha kadar köşe kapmaca oynayan özel kuvvet birlikleri, başka bir cinayet mahallinde üç tane as subay, sabahki çatışma, daha sayayım mı?
Komutanım bakın nasıl göründüğünün farkındayım. Kofos! Buna bir son ver. Bu işe bir son verin. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bırakın polisler kendi işini yapsın. Önce bir araştırılsın, soruşturulsun. Komutanım bakın o şerefsizlerle başka türlü savaşamaz. Ve ben onların anlayacağı dilden konuşmaya kararlıyım. Neymiş onların anladığı dil? Ha? Neymiş onların anladığı dil? Kaçak göçek gidip adamların tepesine mi bineceğiz? Bak sana söylüyorum Kofos. Bu işe derhal bir son verin. Yoksa hepiniz üniformalarınızdan olacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz. Bu inat nedir ya? Komutanım bakın ben o üniformayı 14 yaşımdan beri şerefimle giyiyorum. Bu çocuklar da o üniforma için. Şerefleri için, onurları için. Vatan için kanlarını, canlarını verdiler. En sevdikleri arkadaşlarını, candaşlarını kendi elleriyle toprağa verdiler. Şimdi 3-5 şerefsizin yaptıkları oyunlarla onurumuza leke sürmesine izin vermeyeceğiz komutanım. Kopuz. Kopuz. Sana emretmiyorum. Kopuz senden rica ediyorum. Bunu yapma. Komutanım bakın bir emrinizle ölüme giderim. Ama benden bunu istemeyin. Kopuz. Komutanım. Komutanım, kendinize gelin. Asker! Asker buraya bakın! Komutanım, komutanım iyi misiniz? Sedat ne oluyor orada? Komutanım. Komutanım iyi misiniz? Asker, ambulans, ambulans haber ver. Çabuk, hemen! Asubayım bir şey söyle, ne oluyor orada? Komutanım, komutanım iyi misiniz? Komutanım, komutanım. Komutanım ne olur. Komutanım kendinize gelin. Komutanım ne olur kendinize gelin. Komutanım, komutanım. Komutanım, komutanım. Komutanım, Allah kahretsin! Komutanım yapmayın. Komutanım. Galip. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım Galip. Komutanım nereye? General kutu almış. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Komutanım kutu almış bir şey ne oldu? Telefonla konuşuyorduk. Birden bir kriz ya da başka bir şey. Zaten sıkıntısı vardı. Ambulans falan dediler. Benim gitmem lazım Kaan. Komutanım hayır olmaz. Komutanım şu an hiçbir yere gidemezsiniz. Ahmet Kutalmış'tan bahsediyoruz. Adam şu anda belki de benim yüzümden ölümle pençeleşiyor. Komutanım bu durumdayken ben onu yalnız bırakamam Kaan. Komutanım bakın şu an hiçbir yere gidemezsiniz lütfen. Gitmeniz hiçbir işimize yaramaz. Hiçbir yere varamayız. Komutanım anlamıyor musunuz? Hepimiz kaçak durumdayız. Komutanım bakın. Kutalmış Paşa'nın şu an başında bir dünya insan olduğuna adım gibi eminim. Ve onun iyiliği için her şeyi yapıyorlardır. Bizim yapmamız gereken tek şey, üzerimize atılan bu pis lekeyi temizleyip Kutalmış Paşa'nın karşısından başımız dimdik çıkmak komutanım. Komutanım lütfen, gidelim. Bu oyunu oynayan şerefsizleri bulalım. Ve onlardan hesabımızı soralım komutanım. Lütfen komutanım. Çiğdem. Ne oluyor? Komutanım sanırım kalp krizi. Tam olarak bilmiyorum ama dün de iyi görünmüyordu zaten. Komutanım. İptal ederse yanarız. Hem de Marmara çırası gibi yanarız komutanım. Ya komutanım. Sen mi konuşsan be ya? Ha? Ya Erenler ben konuşmasına konuşayım diye. Beni en iyi tanıyan adamlardan biri sensin. Ben akım derken diyen bir adamım. Şimdi daha kötü olur. Hem Ozok Baba bu konuşma işlerinde daha iyi. Bu halleder. Yani inşallah. Komutanım beklediğimiz araç. Siz araca geçin. Ben komutanla konuşacağım. Komutanım, araç hazır. Komutanım kararınız.
Komutanım bakın uzun süredir aynı yerdeyiz ve açıktayız. Bizi buradan çok kolayca alabilirler. Komutanım. İçim hiç rahat değil Kaan. Kutalmış Paşa'yı düşünüyorum. Çocukların ailelerini, sizin ailelerinizi... Belki de en iyisi teslim olmak. Ve gerçeğin ortaya çıkmasını beklemek. Ben Kutalmış Paşa'ya Allah korusun bir şey olursa bu vicdan azabını kaldıramam. Komutan vereceğiniz kararın sonucu nereye varırsa varsın. Size sonuna kadar itaat edeceğimizden şüpheniz olmasın. Sağ ol çocuklar. Komutanım. Ya biz burada birbirimize kibar kibar teşekkür edelim. Tamam. İnşallah Kutalmış Paşa'ya da bir şey olmayacak. Tamam. Aile maile de tamam da bizim elimiz kolumuz bağlı olsa daha mı iyi olacak komutanım? Komutanım. Bu şerefsizlerin bizle derdi arazi anlaşmazlığı değil. Alacak verecek meselesi değil. Çek senet meselesi değil komutanım. Yürü, konu bu değil. Konu tam da bu komutanım. Bu da vatan meselesi komutanım. Bu da millet meselesi. Bu da namus meselesi komutanım. Bu da tam olarak bir devlet meselesi komutanım. Komutanım. Bu bize bel altı vurmak istiyor. Çünkü biz düşersek özel kuvvetlerdeki koçların da morali düşecek. Kurtlar düşerse it, çakal, zil takıp oynayacak komutanım. Hani düşmeyecektik komutanım? Siz söylediniz. Hani düşene el verecektik, kalkıp devam edecektik komutanım? Bunlar sizin laflarınız komutanım. Yörük doğru söylüyor komutanım. Konu tam da bu. Bize oynanan oyun tam da bu. Bu oyun dün de buydu, bugün de bu komutanım. Komutanım, şu anda sivil olduğumuz için affınıza sığınarak söylüyorum bunları. Kopuz baba, Allah aşkına bizi kolumuzdan tut. Bu çukurundan çek çıkar. Eğer işler ters giderse hesabını ilk sana sorarım Bölük. Senin Allah'ına kurban komutanım. Hadi gidiyoruz. Seyfi. Emredin komutanım. Emniyeti ara, o adamı alsınlar. Bir de senin adamları ara, durumu etraflıca anlatsınlar. Bilgileri ve delilleri polislere aktarsınlar. Vey, olmayayım. O zaman Subiye'ye geçmemize de gerek kalmaz. Öyle değil. Yani bu yaralı Yunal konuşursa hepiniz aklanırsınız, he? O iş o kadar basit değil. Sen dediğimi yap Seyf. Emredersin albayım. Komutanım, Emre de sizinle öne bilsin. İletişim için lazım olabilir. Gel Emre. Hadi beyler. Ha? Sıdım. Ula dediğim gibi yapın ha. Adamı sahibine teslim edin. Hadi dikkatli olun. Kısmet. Ya var ya, kopuz baba kaya gibi adam ama altın gibi de bir kalbi var şimdi. Bu ne lan? Tavuk. Keçi ya, gürmeyim Allah Allah. Bunlarla mı gideceğiz dadaş? Ya ne diyeyim ben sana şimdi? He? Ben sana ne diyeyim yani? Müzinde mi gidecektik Suriye'ye? Ya Sindir'e kadar gideceğiz. Oradan sonra bırakacağız zaten bu arabayı ya. Azıcık sabret ya. Gel gel. Bak ne güzel bunlar. Bak. Gel. Bak. Korkma oğlum. Korktular ya. Hayvan tırstı senden, öldürteceksin hayvanı kendine. Vallahi bundan daha iyisini bulamadım ha. Bulduklarım arasında en iyisi buydu. Zaten ne olacak canım? Keçidir ha. Gıdı. Gel hele böyle kucağıma. Allah'ın affı. Ya şunun gözlere bak komutanım ya.
Amirim, şahıs burada. Beni o sakallıya vermedin. O askerleri teslim etmeyin amirim. Sus, tamam sus. Amirim, o dosyada adamın balistik raporu, askerlere kumpas kurduğu, eskort kızların fotoğrafları ve diğer bilgiler var. Bulacağınız CD'de de güvenlik kamerası görüntüleri ve Ünal'ın ses kaydı var. Siz kimsiniz? Şimdilik adalet isteyen biri diyelim. İlk adım atıldı yüzbaşı. Artık geri dönüş yok. İkinci adım daha da sıcak geçecek komutanım. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Hazır. Bir, iki, üç. Dönler mi? Alıştım ediyorum. Döndü mü? Sayın Kutalmış, iyisiniz. Sakin olun. Kılıçtım ediyorum. Kılıçtım ediyorum. Siz bir dinleyin isterseniz. Yalnız fazla konuşturmayacağız. Tamam doktor. Emredin komutanım. Sedat. Kılıçtım. Kılıçtım. Komutanım siz dinleyin. Ben kurmay başkanımızla konuşup gerekli bilgileri arz edeceğim. Kılıç çok önemli. Lütfen fazla yormayalım isterseniz. Bu kadar yeter şimdilik. Kılıçlarım çok önemli. Ailesi de arkadaşlar da bekleyecekler. Hemen görüştüremeyiz çünkü. Tamam doktor bey. Kılıçlarım çok önemli. Hangarı söylersin kardeşim. Komutanım çay söyledim. İyi yaptın Selçuk. Şu anda çay içmekten başka bir şey elimizden gelmiyor zaten. O da boğazımızdan geçmiyor. Abi yenge geliyor. Özür dilerim komutanım. Başak Assubay diyecektim. Ulan İlyas. Komutanım. Astuğ'um, haberler nasıl? Kopuz Albay tarafından hiçbir haber yok komutanım. Kutalmış Paşa'yı normal adaya almışlar fakat hiçbir şekilde görüşme yaptırmıyorlarmış. Bir de... Evet, bir de? Kumarhane sahibi cinayetin tetikçisi polise teslim edilmiş. Sanırım bizimkilerin işi komutanım. Ama biz bizimkilerin nerede olduğunu bilmiyoruz değil mi? Evet komutanım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol Astuğ'um. Gelişme olursa bana bildir. Emredersiniz komutanım. Hadi ama artık bir şey çıksın. Neredesin Kılıç'tım? Neredesin Kılıç? Neredesin?
belası arabaya gece gece milleti başımıza toplayacak. Geliyoruz. Seyfi ne yaptın? Lazar'ın izi bende. Buldum. Ama iki evden bahsediyorlar. Artık ikisine de bakacağız. Seyfi bu ne ya? Bununla mı gideceğiz? Ya vallahi bu Allah'ın belasına 380 dolar verdim ya. Manifoldta herhalde bir sıkıntı var. Artık yapacak bir şey yok. Enjoy. Hey, hadi bakalım. Enjoy ne lan? Sakallı manyak. Vursak susar mı acaba? Ya bence de bir korkutmak gerekiyor galiba. Hadi. Tövbe tövbe ya. Enjoy'dur ya vallahi Allah. Ya hadi bir Teğmenim, Funda Üsteğmen. Buyurun komutanım. Bir haber var mı Çiğdem? Yok komutanım. Kılıç timinden hiçbir haber yok. Biz de bekliyoruz. Tamam. Karargâhta mısınız? Evet komutanım. Tamam, ben de geliyorum Teğmenim. Anlaşıldı komutanım, anlaşıldı. Karargâha gideceğiz. İşte bu. En sevdiğim yemek. Elsa hele şuna bak. Güzel görünüyor. Yarın şehre gidecek misin Melik? Muhakkak. Bu yemeği bir de babamla yiyeceğim inşallah. İnşallah. Faddalu ihveti. Evet Lazar. Bir şeyler oluyor. Nasıl bir şeyler? Ne diyorsun sen? Gönderdiğim 3 adamdan haber alamıyorum Elsa. Gözcülerimden haber alamıyorum. Lazar. Bak Elsa, ne yapmalıyım? Yer mi değiştirmeliyim, bir şey söyle. Lanet olsun. Bunlar onlar mı? Ne afişeyim? Kamluk. Lazar bana cevap ver. Albay olabilir mi bu? Çok güçlü olasılıkla bunlar onlar Elsa, evet. Ay lanet olsun. Ne oluyor? Dur. Düşünmeye çalışıyorum. Dur biraz. Bak buradan çıkmam lazım. Hayır, hayır. Sen orada kal. Çıkarsan seni bulurlar. Ne yapacağız peki? Velid ve bulabildiğim kadar adam sana gelecekler. Dayanabildiğin kadar dayan. Sakın albayın eline geçme. Duydun mu beni? Sakın albayın eline düşme. Bak ne yapacaksan acele et, tamam mı? Elini çabuk tutarsa. Albay ve adamları mı gelmiş? Lazar öyle düşünüyor. Bence de öyle. Velid Lazar'ı albayın kılıcından kurtaramaz. Peki ne yapmamı bekliyorsun? Bana bırak. Ne yapacaksın?
Suriye'de albayın başına gelebilecek en büyük belayı arayacağım. Hello, Levinson. Dear my friend, how are you? Komutanım, yerimizi aldık. Emrinizi bekliyoruz. Kalabalık değiller komutanım. Hemen bitirebiliriz. Kılıç, Lazar'ı canlı almamız lazım. O yüzden kimse acele etmeyecek. Emredersiniz komutanım. Kılıç, tekrar ediyorum. Lazar'ın canlı kalması lazım. Kes muhabbeti. Şu tarafa doğru açıl. Siz ikiniz o tarafa devam edin. Hadi biraz yayılın, dikkatli olun. Benim atışımla atış serbest. Selam. Allah'a emanet. As-salamu aleyküm. Eyvallah. Eğer albay Lazar'ı alırsa Türkiye operasyonumuz çöp olur. Bunu biliyorsun. Durumu biraz ciddiye al artık. Kimse kimseyi alamayacak Elsa. Albay bu gece kimseyi alamayacak. Ama albayı işte onu alacaklar. Sen albayın kardeşini ara ve sakin ol. Haydi abibi. Haydi. Alo. Bana hemen yardım lazım. Acil yardım edin. Kahretsin. Ne ne lan? Atla silahını. Alırlar elini. Alır. As silahını. As silahı. Evet. Asker. Suriye'deyiz. Bana böyle davranamazsınız. Onu Suriye'de yayıp Türkiye'de benim memleketimde iş çevirmeden önce düşüneceksin. Herif. Seyfi'ye söyleyin arabayı getirsin. Buradan gidiyoruz hemen. Merak etme. Konuşacak kadar yaşayacaksın. Paketleyin şunu. Bazen ya. Ellerin dert görmesin babalar. Ben dövmekten bıktım. Dayak yemekten bıkma diye. Emre! Emre!
Binaya geri kaçın! Mühendisi alın, çabuk! İyi misin? Neredeyim? Gerek, gerek. Montu geldi. Değil mi? Hadi topla kendini, silahı ver. Yaşılıyor. Var ki burada. Emre, iyi misin evlat? İyi miyim komutanım? İyi komutanım, iyi. Çok şükür yeleğe gelmiş. Yeleğe gelmiş mermi. Kaan, Haydar. Söndürün şu projektörleri. Zevkle komutanım. Aferin asker! Sağ ol. Sağ ol. Our commander said to talk to someone who's in charge. We're going to open fire. Who is in charge to take a step forward right now? Ya komutanım, vuralım şu gitsin ya. Ağzın bal yesin lan sakallı. Komutanım, vuralım gitsin. Kimse ateş etmesin. Bayram. Görürseniz basın tetiği. Allah ne verdiyse. Amerikalılar geliyor diye gülme. Valla seni burada linç eder ama. Levinson. Albay değil Kopuz. Yarbay Levinson. Senin yüzünden rütbelerim söküldü, lanet olası. Bana yumruk attın, hakaret ettin. Senin yüzünden rütbemi elimden aldılar albay. Canın cehenneme. Açıkçası buna fazla üzülemeyeceğim. Sana Levinson değil rütbe, askerlik bile fazla. Etrafına bak albay. Kaç adamın var? 5 mi? 7 mi? Biz 35 kişiyiz. Çok yakın mesafede başka adamlar. Nerede o?
Gel buraya. Onun adamları da kaçış yollarınızı tuttu, anlıyor musun? Burada çembere alındınız. Oyun oynamayı kes. Adamlarına söyle silahlarını bıraksınlar, yoksa... Yoksa? Hepiniz ölürsünüz. Bu defa işin içinde politika da yok. Üstünde bayrak, arma, üniforma da yok. Seni ve adamlarını öldürürüm. Benden hiç kimse hesap soramaz. Anladın mı albay? Hiç kimse bir grup kanun kaçağının öldürülmesini dert etmez. Sen bunu nereden biliyorsun? Ortak dostlarımız var diyelim. Şimdi silahını bana teslim et. Albay, silahın. Hemen. Güzel. İşte böyle albay. Komutanım, sakın yapma. O akıllı bir komutan değil mi Kopuz? Sizin Fahrettin Paşa da kılıcını İngilizlere teslim etmemişti. Ama onun üniforması vardı. Senin üniforman yok. Basit bir suçlusun sadece. Şarjörümdeki her kurşun bitene kadar senden bir can alırım Levinson. Son kurşuna kadar her mermiyle bir canını alırım. O son kurşunu da gerekirse kendi kafama sıkarım. Ama asla, asla yeryüzünde hiçbir güce teslim olmam. Üniformalı ya da üniformasız. Ben sana asla teslim olmam Levinson. Etrafına bak albay. Ben Amerikalıyım, okey? Anlıyor musun beni? Ben Amerikalıyım. Bunu anlayabiliyor musun? Ne olursan ol. Ben son sözümü söyledim. Üniforman yok albay. Üniforman yok. Ben Türk'üm Levinson. Üniformalar çıkar. Ama Türklük çıkmaz. Sana sadece 3 saat veriyorum. 3 saat. Sonra her şey bitecek. Seni delik deşik edeceğim. Tüm adamların ölecek. Tüm adamların. Kimse senin hesabını sormayacak albay. Albay! Albay! Emre, bana karargâhı bul ve konuştur hemen. Emredersiniz komutanım. İzbondu dizboşi. Öleceksen bu adamın yanında öleceksin, öyle değil. Aynen öyle Seyfe. 1000 yıl namussuz da yaşayacaksın ha. Şu dünyada bir gün yaşayacaksın. Ama yiğit de öleceksin. Ben albay İbrahim Kopuz. Hangarede çay götürün çocuklar, unutmayın. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Komutanım! Ya Doğan, doğru dürüst yürü. Yine ne var? Komutanım, o arada o. Kim arada, Bayındır? Kopuz albay. Ne? Süpürge getir oradan bir tane, süpürge getir. Asubay Başak, emrinin komutanım. Başak, kızım önce bana şunu söyle. Kutalmış Paşa nasıl? Komutan iyi mi? Normalde oya aldılar komutanım. Çok yıpranmış ama kendine geldi, şu an iyi. Çok şükür. Asubayım,
Bak şimdi beni iyi dinle. Emredin komutanım. Resmi bir yetkim olmadığını biliyorum. Durumun zorluğunun da farkındayım. Ama şimdi bu söyleyeceklerimi Kutalmış Paşa'ya iletmeni istiyorum. Komutanım, nöbetçi subay olarak... Kızım, Kutalmış Paşa dedim. Sadece o. Anlaşıldı komutanım. Suriye'deyiz. Teröristlerle işbirliği yapan bir Amerikan birliği tarafından kuşatıldık. Teslim olmamızı istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Burada ölmeye kararlıyız. Komutana mesajım şu. Ben Albay Kopuz. Yüzbaşılarım Bozok, Bozkurt. Assubaylarım Bayat, Aygün, Durmuş. Türk milletinin onurunu, Türk ordusunun şerefini yere düşürmeden savaşacağız. Komutana deyin ki... Savaşçılar savaşarak şehit oldular. Teslim olmadılar. Eğilmediler. Ve utanacak hiçbir şey yapmadılar. Komutan bize hakkını helal etsin. Mesajım bundan ibaret. Sağlıcakla kal kızım. Komutanım. Komutanım. Komutanım beni duyuyor musunuz? Komutanım. Allah kahretsin. Selçuk, hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ne oluyor? Selçuk hemen. Emre. Ya komutanım. Ya herife bak ya. Ya bir de süre veriyor ya. Şerefsize bak sen ya. Ya sen kalk oradan gel. Ya şimdi küfür edeceğim, günaha gireceğiz arkadaş ya. Tövbe bismillah. Ya. Boş yere vermiyor bayram. Eli mahkum. Aynen öyle. 35 kişi. 7 kişiye girmeye yemiyor. O yüzden destek bekliyor. Korkak. Tabii ya. Değil mi? Öyle ya. Öyle veya böyle. Buradan çıkmamız çok zor. Şimdi beni iyi dinle Kılıç. Derler ki akıncılar evlenmezmiş. Çünkü düşmana atılırken arkalarında eş ve çocuklarını bırakmak istemezlermiş. Bugün hiç olmadığı kadar ölüme yakınız burada. Bu şerefsizler üniformasız, üstelik kanun kaçağı 7 tane Türk askerini bulmuşken kaçırmak istemeyeceklerdir. Ben sadece bugün sizin geride bıraktığınız eşleriniz, çocuklarınız ve sevdikleriniz için üzülüyorum. Hakkınızı bana helal edin. Helal olsun komutanım. Son kurşunumuza kadar vuruşacağız. Kimse canlı teslim olmayacak. Hiç kimse, hiç kimse canlı ele geçmeyecek. Türk milleti hiçbir evladını gözleri bağlı, elleri kelepçeli olarak Amerikan gazetelerinde göremeyecek. Anlaşıldı mı Kılıç? Evet, evet siz komutanım. Vatan sağ olsun. Türk'ün özü var olsun. Var. Kılıç, mevzi al başlıyoruz. İzbandut yüzbaş. Duydun ne dedi? 7 Türk askeri dedi. Vallahi billahi 7 Türk askeri dedi. Beni de saydı. Sen sayılmayacak adammışsın sakallı. Ya öleceğiz diye üzülmüyorum da. Hani şunu kızım Esra'ya anlatacak kimse kalmayacak. Ben ona üzülüyorum. Senin Allah'ını kurdum. Kalk ulan sen de. Otur şey. Komutanım ben hastaneye gidiyorum. Tamam. Bizi merakta bırakma. Tamam komutanım. Selçuk sen de hemen hazırlan hadi. Hemen edersiniz.
birlikte hazır ol. Komutanım. Dua et İlyas. Dua şu emir gelsin artık. Dua et gelsin. Teğmenim. Komutanım. İrtibat mı var? Evet komutanım var. İyiler mi? Onlar iyiler mi? Bilmiyoruz komutanım. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tek umudumuz Kutalmış Paşa'da. Karargah Harekat Merkezi Asubay Başak. Söyle Asubay'ım. Komutan arz etmem gereken çok önemli bir mesaj var komutanım. Doktorlar izin vermiyor Asubay'ım. Mehmetçi Subay'a neden gitmediniz? Komutanım, kişisel bir mesaj. Komutanım, özür dilerim ama bakın benim hemen komutanı görmem gerekiyor. Lütfen. Asubay'ım, kendine gel. Komutanım, benim hemen Kutalmış komutanı görmem gerekiyor. Lütfen. Sana kendine gel dedim asker. Oğlu. Hadi buyur. Emredin komutanım. Ne oluyor ya orada? Aa, kızım sen misin? O mu? Bana yardım edin bir, kaldırın beni bakayım. Komutanım ama doktorunuz... Ya başlatma şimdi doktorundan. Ver elini. Kaldır beni. Tut. Bana bir telefon bulun. Boğuk. Karavacılıktan Onur Binbaşı'yla bağlayayım beni. Bahtiyar nerede? İzinle komutanım. Şöyle. Komutanım, hayati riskiniz var. Lütfen yatağınıza dön. Ne diyorsun sen ya? Benim çocuklarım çakalların önüne atılmışken... Yatağında ölecek adam mıyım ben? Bu kılıç dibindeki teğmenin adı neydi? Çiğdem Teğmen komutanım. Çiğdem Teğmen'i bulun bana. Yanına Türk dünyasının askerlerini alsın. Şu andan itibaren bütün emir komuta Ürgen'de. Ayrıca bir helikopter istiyorum. Gözünü budaktan sakınmayacak bir helikopter pilotu istiyorum. Dediklerim aynen yapılacak. Anlaşıldı mı yarbay? Komutanım bir otursanız, bir su içseniz. Ne suyu ya? Burada kandan bahsediyorum ben, kandan. Gümüş, harekat merkezine geç. Benim verdiğim emirler sabaha karşı uygulamaya konulacak. Ve herkes benim emrime uyacak. Benim emrimin dışına çıkan olursa canına okurum. Tüm sorumluluk bana ait. Kutalmış Paşa'ya ait. Git ve emirlerimi birliğe geç. Hadi. Emredersiniz komutanım. Sayın Kutalmış. Sakın doktor. Sakın. Sakın ha. Ya benim çocuklarım buraya sağ salim dönecek ya da sen izin vereceksin, ben de onlarla birlikte kara toprağın altına gireceğim. Sakın konuşma. Sakın. ...18-19, 20-25, yaşlarımızdır. Deli rüzgarların estiği dağlar, başlarımızdır. Bamsı beyrekleriz. Banu çiçekler, düşlerimizdir. Şölenlere ileriz, toylu, düğünlü. Kıvrak omuzları, bakır güğümlü. Sünün göğüsleri sıkı düğümlü. 40 ince belli kız eşlerimizdir. Anarız en eski Türk çağlarını. Aşarız her gece Kaf dağlarına. Tanrı dağlarına konup döneriz.
zümrütü ankalar kuşlarımızdır. Vaktaki dil sustu, namlı konuştu. Kurşunlara hedef döşlerimizdir. En yüce doruklar mezarlarımız, en sivri kayalar taşlarımızdır. Gayrı Kızılırmak, Sakarya, Fırat, su değil, kan ve gözyaşlarımızdır. Ne güzel yazmış. Niyazi Yıldırım, Genç Osmanoğlu babalar. Karacaoğlu'nun dediği gibi. Bir güzeli sevdim. Bir de... Kılıç! Bundan ötesi yok! Her mermiye bir kelle istiyorum! Kılıç baş bir yana! Leş bir yana! Baş bir yana! Leş bir yana! Çok güzel. Çok güzel. Haberleri yesa. Öyle bir kapana girdiler ki artık kimse onları çekip alamaz oradan. Hadi gel abibi, biraz daha uyuyalım. Mühimmatımız bitiyor. Fazlası olan candaşına versin. Sonuna kadar dayanacağız. Sonuna kadar. Galip, o taraftan sızma olabilir. Dikkat et. Emredersin komutanım. Hedeften emin olmadan ateş etmeyin. Albay, hiç şansın yok. Merminiz bitti. Siz bittiniz. Burada artık ölü ele geçen teröristlersiniz. Üniformasız kahrın kaçaklarısınız albay. Şerefsiz. Kahrın kaçarsın. Ben de senin peşindeki kelle avcısı albay. Kelle avcısı. Mühimmat fazlası olan var mı? Yok komutan. Çok iyi. Kılıç! Yakın muharebeye hazırlan. Emredersiniz komutan. Baba. Hakkını helal et. Helal olsun babalar. Şerefti. Haydi bismillah.
Türk Kara Kuvvetleri. Demirkuş. Uzuk Baba. Ha? Seninki olmasın. Şşt, ben... Sergeant, come here. Sergeant. Tell him, who are they? Tell him if they attempt to land, we're gonna have to shoot him down. Okay. Tell him if they land, we're gonna have to bring him down. Yes, boss. Tell him. Hello. Hello. Turkish chopper. Turkish chopper. If you try to land that chopper, you face the consequences. I repeat. If you try to land that chopper, you face consequences. Lieutenant Turac, Turkish Land Forces. I am here for humanitarian aid purposes, not for landing purposes. If you shoot me now, you will take the consequences. I repeat, you will take the consequences. Sir, I think the humanitarian aid. Humanitarian aid? Yeah, humanitarian aid. What the hell? What is going on? Hold your fire! Lay down your weapons! Cease fire! Hold your fire! You go back to position. Yes, sir. Lay down your weapons. Cease fire. What the hell is going on in here? Damn it. Asubayım, şimdi bırakıyoruz. Kılıç, alın şunu hadi hemen. Bayram Galip, fırlayın. Anlaşıldı komutanım. What else can that be? Just a couple of cans of funds and some weapons. Bu saçmalıklar beni durdurur mu sanıyorsun albay? Ya o neye saldırmıyoruz? Saldıralım. Benim askerlerimin canı seninkiler kadar ucuz mu sanıyorsun? Get out of here. Get. There. Damn it. This. God damn it. İşte bu. İşte bu. Allah'a şükürler olsun ya Rabbi. Bayram nedir? Komutanım bomba. Bomba geldi komutanım, bomba. Aferin kız. Aferin Funda Turaç.
Levinson! Levinson, beni duyuyor musun? Bu üniformalara ateş edersen sen bilirsin. Savaşmak istersen savaşırız. Ama sana emrediyorum. Silahlarını bırak ve Türk ordusuna teslim ol. Tekrar ediyorum. Silahlarını bırak ve Türk ordusuna teslim ol. Who does he think he is? Such self-confidence. God damn it. Seni öldüreceğim albay. I'll kill you! I'll kill you! Shoot him! Shoot him! Shoot him! So? Shoot him! So? So? What? He took his opportunity, sir. What are you talking about? They talk, sir. Who? They talk. Türk askerine yönelik herhangi bir saldırınızda misliyle karşılık vereceğiz size. Tekrar ediyorum. Bizim oradaki askerimize dokunursanız, herhangi bir harekete geçerseniz biz de size karşılık veririz. Sen de kimsin kadın? Neler oluyor burada? Sen bana bir laf yapamazsın. Şerif! Şerif! Selçuk, indir. Ben ne? Şerif! Şerif! Selçuk! İndir şunu da. Komutanım, biz sizi koruyoruz. Yol açık. Teşekkür ederim Terim. Senin Allah'ına kurban bacım. Bir Çiğdem baba, bir de Türkistan. Yeah.